misafirlerimiz köpeklere bakıyor şu anda. Savunmanı incelemek istedi. Savunmana bakacak şimdi. Bakalım nasıl karar verecek, savunman hakkında düşünceleri nedir? Gördüğünüz gibi videosunu falan çekiyor. Şöyle dolaştırsana bir bakalım. Getir. Tamam. Getir. Yakından. Getir getir. Sevebilin. Sevebilirsiniz. Şuraya bağlasın, tele bağla. Onu şeye bağla zaman. Şu kapıya. Bu da Karadağ. Şuna bağla. Ağacına. Karadağ ve Savunman'ı görmek istedi arkadaşlar. İkisinin videolarını çekiyor. Evet. Sence hangisi daha güzel? Karadağ mı? Karadağ. Savunman mı? Karadağ. Karadağ mı güzel? Evet, Karadağ'a benziyor arkadaşlar. Şu. Daha düşlü, geniş göğüs kafesi falan var. Yaşı da daha genç. Bu daha genç. Ha, Karadağ daha genç. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Karadağ'ı daha çok beğendi. Daha geniş göğüs kafesi var diyor. Daha kalın bir köpek diyor. Tamam. Tamam. Tarsı da getir. Evet.
Pars'ı da diğer kapıya bağlayalım. Karadağ ve Savman'ı görmek istedi. Biz de bir de Pars'ı gösterelim dedik arkadaşlar. Bir de Pars'a baksın. Bu köpekler genelde aynı soydalar zaten. Pars, Karapençe, işte Savman, Karadağ, Mega, bunların hepsi aynı soy köpekler. Ve aynı soydan birçok da dişi köpeğimiz var. Evet, Pars geliyor şimdi arkadaşlar. Nasıl? Pars nasıl? Pars. Pars. Pars'ı da yukarıya bağla. O zaman şu tarafa. Pars arkadaşlar. Nasıl? Pars nasıl? Beğendin mi Pars'ı? Pars nasıl? Beğendin mi Pars'ı? 哪个是平衡啊？这长得也太像了。 Arkadaşlar Türkçe bilmediği için pek anlaşamıyoruz. Burada aslında tercüman arkadaş var da onun da pek herhalde köpekle alakası yok. 他说啥？我们这边有个翻译帮我，我不知道他们是说我一直在吃饼。 Pars nasıl diye sordum iki defa da herhalde anlamadım. 你知道我的吗？是个翻译。他有个翻译朋友。 Arkadaşı tercüman olarak getirmiş ama pek köpeklerle bir alakası olmadığı için pek tercümanlık yapmak istemiyor herhalde. Üç yaşında falan. Üç yaş. Pars. Mega'ya, Mega. Mega, bakalım mı Mega'ya? Gel Mega'ya da bakalım. Gelin Mega'ya da bakalım. Thank you.
Mega biraz agresif olduğu için dışarıya çıkaramıyoruz. Bayağı bir agresif, sert bir köpek. Evet, bu diş. Evet. Evet, Mega. Mega. Bu da Mega. Mega. Ay, hı var niye? Samutay mı beğendin? Samutay. Samutay. Gel Samutay. Gel. Gel Samutay. Bu çok iri, yüksek bir köpek. Gel Samutay. Gel. Zaman Samutay'ı bir kaldırsana. Bu Mega. Samutay kalkmadı. Kalk oğlum. Hadi gel Samutay, gel. Gel. Kalk. Kalk. Hadi. Kalk. Evet kalktı. Gel Samutay. Nasıl Mega? Güzel. Güzel değil mi Mega? Mega ve Karadağ. Karadağ. Mega ve Karadağ'ı beğendin. Kafesteki köpeklerimize bakıyoruz şimdi. Ya, bu var. Kaç ay? 7 falan, 7 ay. 7 aylık. Bu o siyah dişinin kızı. Bu. 6 ay falan. 6 ay. Yavru. İşte 4,5-5 aylık. Bu da 4,5-5 aylık. Bunlar genç, yeni yetişen dişi hepsi. Şöyle akbaş. Aynen, buradakiler de akbaş çoban köpekleri. Şöyle göstereyim, gel. Bunlar da akbaş çoban köpekleri.
Evet arkadaşlar, içeriye girip daha yakından görmek istedi köpekleri. Yalnız tercümanı girmek istemiyor yanında. Korkuyormuş. Tercüman çok korkuyor. Daha önce zaten sen girdin, içeriği biliyorsun. İçeride gezdin yani, içeriye girebiliyorsun. Aman ben çok korkuyorum. Girelim. Diğerlerini de getir, kapıyı ört. Bizden daha iyi biliyor, kapıyı falan örtüyor. Gel. Şöyle gezelim. Yine de bu taraftan gel. Bu. Bu kaç yaşında? 4 yaşlarında falan bu. Biraz eski. Eski mi? Ha. Eski demek. Ha, bu eski dişilerden, evet. Gel, yeni dişi göstereceğim şimdi sana. Dişi yeni. Yukarıdaki dişi yeni. 2 yaşlarında. 2 yaşında. Evet. Önce yavru var mı? Var. Var. Daha önce yavrulamış mı diye sordu arkadaşlar. Tabii 2 yaşında daha önce yavrulamıştır. Videosunu alıyor. Bir dişi daha var, onu da göstereyim. Bir dişi daha var, onu da gösterelim. Arkadaşlar boz, yani boz karabaş dişilerle veya erkeklerle pek ilgilenmiyor. Genelde siyahları sevdiğini söyledi. O yüzden siyah dişileri görmek istedi. Evet, bu dişiyi de gösterelim. Gel. İki buçuk falan mı da? Önce yavru var mı? Yavruladı, evet. Bir defa yavruladı bu köpek. Bir defa yavruladı. Bazı dişi köpekler geç yavrulayabiliyor, yani 2-2,5 yaşlarında yavrulayabiliyor. Bu geç yavruladı biraz. O yüzden de böyle yüksek, yani boyu falan yüksek oldu. Geç çiftleştiği için. Oynamak istiyor seninle. Evet. Kara pençe. Şişt, hayır. Şişt. Bak, kara pençe arkadaşlar. Bir dişi daha göstereceğim şimdi sana. Genç ve kırçıl dişilere ilgisi var arkadaşlar. O yüzden de ben de genç ve kırçıl dişilerden gösteriyorum.
Bu da iki defa doğum yaptı. Yaklaşık 2,5-3 yaşlarında falan. Genç yani. Bu dişi de genç bir dişi. Seni bayağı sevdi. Altın dişi. Altın, ismi Altın. Altın dişi. Şu anda tüy döktüğü için malum havalar ısındı. Tüy dökümüne girdi birçok köpeğimiz. Zaman 2 dakika oraya bağlasana. Şu şeyi de getir. Şu diğer dişiyi de getir. Onu da şu yanına bağla. Hangi dişi? Bu da güzel bir dişi ama bayağı yaşlandı. Yaşlı bir dişi ama güzel kaliteli bir dişi. Duman dişi. Sıcak hayvanlar, o yüzden de sadece görmen için bağlıyoruz. Gidelim. Bu dişiler genç bunlar. Aynen. Genç dişiler. Evet, hava çok sıcak olduğu için fazla köpeklerimizin birçoğu zaten dışarıya çıkmıyor. Hava çok sıcak. Hepsi yerlerinde yatıyor. Karadağ'ı çok beğendi arkadaşlar. Normalde herkes içeriye girip böyle bunları sevmez arkadaşlar. Ama arkadaşımız, ablamız korkmuyor. Bayağı da seviyor. Kaç?
Şu anda tüy döküyor. Tüy dökümünde. Yani tüyünü tazeliyor şu anda. Altın dişi. Evet, evet. Altın. Onu mu beğendin? Güzel. Bana şöyle bak. O köpek dışarı çıkmak istiyor. Hı, tamam. Bakacağız. Dışarı çıkarıp bakacağız. Hı. Tamam. Çıkartalım. Arkadaşlar altın dişiyi görmek istedi. Altın dişiyi dışarıya çıkarttık. Daha önce bir tane dişi verdik. O şu anda Çin'e gitti. Tekrar bir dişi daha alacağını söyledi. Dişilere tek tek bakıyor. Artık neye karar verir bilemiyoruz. Tamam, bu tarafa döndürsen altın dişi. Tamam, şu dişi de getsene. Dünkü bizim dişi. O dişi de genç bir dişi. Onu da getirsin, ona da bakalım bir. Bu altın dişi. Bir dişi daha getirecek. O da 1 yaşında. O da yeni dişi, yeni. Onu da zaman, onu da şuraya bağla. Hangisi daha güzel dişilerin? Altın dişi değil mi? Kas var. Kas var. Yani fizik yapısı çok düzgün. Aynı zamanda da orijinal safkan bir dişi. Ve şu anda da daha yeni tüy atıyor. Tüyünü tamamladıktan sonra daha güzel olur. Tüyü değiştiriyor yani. Üzerindeki kalın tüyleri atıyor. Altın dişiyi daha çok beğendi arkadaşlar. Hı.
Altın dişi bakalım, belki Çin'e yolculuk yapabilir mi altın dişi? Belli olmaz diyor. Belki de Çin'e gidebilir diyor.